Yeni anayasa tartışmaları AK Partili Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasası yapacağız mesajıyla gölgelendi. O sözlere tepkiler ne? Gelecek Partili Selçuk Özdağ sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Muhalefet liderleri ne diyor? İyi Partili Ümit Diyarbakır Hazine ve Maliye Bakanı'na mektupla emekliler için iyileştirme ara zammı istedi. Asgari ücretten az maaş alan emekliye en az ne kadarlık artış gerekiyor? SMA'lı çocuklarımızdan bu kez sevindiren haberler var. Yardım kampanyalarıyla gen tedavisi alan iki yavrumuzun yüzümüzü güldüren görüntülerini aktaracağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs. Koronavirüste vaka sayıları düşmek bilmiyor. Uzmanlara göre yeni mutasyonlu virüs tehlikesi artıyor. Ülkemizde İngiltere varyantının diğer iki türe göre daha fazla görüldüğünü açıklayan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın uyardı. 3 kat daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün Wuhan'dan dünyaya yayılan virüsün yerini alabileceğini söyledi. İngiltere örneği daha önemli. Çünkü İngiltere örneğinde bunu bulduktan ya kısa bir süre sonra tüm virüslerin %70'e yakınının mutant virüsten kaynaklandı bugünlerde yayınlandı. Demek ki virüsler arasında bir rekabet var. Şu anda dominant olan, etkili olan virüs İngiltere'de yeni mutant virüs. Virüse karşı umursamazlık devam ederken mutasyona uğrayan virüs İngiltere'de baskın hale geldi. Daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüs Wuhan'dan dünyaya yayılan virüsten çok daha farklı. Bilim kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Levent Akın bu yeni virüse karşı uyardı. Çünkü daha etkili, daha bulaşıcı. Özellikle kalabalık ortamlara karşı uyardı Profesör Akın. Ama yasaklı günde bile kalabalıktı sokaklar. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bu görüntü birçok semtte yaşandı. Türkiye'de de bir süre sonra daha etkili görünmeye başlanacak. Belki Wuhan'dan gelen virüs tipi Türkiye'de ikinci sıraya ya da üçüncü sıraya düşebilir. Mutant virüsün en önemli özelliği daha düşük, daha az sayıda virüsle daha kolay hastalık yapabilme yeteneği. Dolayısıyla bu da bulaşmayı artırıyor. Türkiye'ye dağılmış durumda. 33 ile yayıldı mutasyonlu virüs. Brezilya, Afrika ve İngiltere varyantlarının 3'ü de görüldü. Sayı şimdilik bilinmiyor ama her gün açıklanan tablodaki vaka sayısı 12 Şubat tarihinde 7.773 oldu. Can kaybı 97. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vakalar 8.000'in altına indi ama test sayısı da daha az. Ani yükselişi şimdilik durdu ama düşüş olmaması ve yeni tip virüs tehlikesi uzmanları tedirgin ediyor. İstenilen düzeyde bağışıklık oluşamadığı için virüs hızla yayılabiliyor. Bağışıklığı istediğin düzeye ulaştıramazsanız toplumda her yeni bir vaka yeni bir mutant olasılığını artırıyor. Tehdit yaratabilecek yeni mutantlarla karşılaşma olasılığımız artıyor. Uzmanlar tedirgin ama toplumda vurdumduymazlık da devam etti. İstanbul Kurçeşme'deki bir teknede doğum günü partisine baskın yaptı polis. Ümraniye'deki bir otelin restoranı da normal bir günden farksızdı. Virüse karşı alınabilecek en etkili yöntemler hala maske ve mesafe. Şimdi daha az sayıda virüs hasta edebildiği için kalabalık ve kapalı ortamlardan daha fazla uzak durmak gerekiyor. 10 kişilik asansör 10 kişi biniyor. O zaman en azından asansörlerde yarı yarı hatta yarıdan daha fazla seyretmek lazım ki o havadaki fazla bulunmasını engelleyebilirim. Asansörlerin kapasitesinin yarıdan da fazla düşürülmesi gibi tüm kapalı mekanlarda bulunmamaya gayret edilmesi, kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerekiyor. Profesör Akın'a göre aşılanma çalışması da hızlanmalı. Eldeki bilgiler gösteriyor ki İngiltere'den kaynaklanan mutant virüse karşı kullandığımız tüm aşılar etkili.